Ama şu anda iki tarafta bir aslında PR savaşı da başladı. Yani sizin kanalınızda zaman zaman mesela gördük canlı yayınlara çıktı Suriye Dışişleri Bakanı Evet, Sözcüsü Cihat sözcüsü. Evet. Makdisi. O tabii Suriye tarafının görüşlerini yansıtmaya çalışıyor. Bugün de bir basın toplantısı vardı. Bizde de Sayın Dışişleri Bakanı TRT'ye çıkarak bütün dünyaya, Türkiye'ye, Türkiye'nin pozisyonunu anlatmaya çalıştı. Şu anda iki tarafın aslında bir PR savaşı, bir kamu diplomasisi mücadelesi yürüttüğünü görüyoruz. Normalde Türkiye çok daha üstün bir pozisyondaydı. Yani hala üstün pozisyonda benim gördüğüm kadarıyla, ama çünkü bütün dünyayı ikna turlarında ciddi bir noktaya geldi. Birleşmiş Milletler, NATO, işte Arap dünyası. Ama yani Suriye o kadar köşeye sıkışmıştı ki dünya Suriye'yi bu şekilde tartışmıyordu. Şimdi nasıl tartışmaya başladılar bugün? İşte Türkiye egemenliğini kısmen, yani bu bütün dünya böyle tartışmıyor ama şu noktaya getirdi Suriye. Bunu Suriye açısından ben bunu başarı olarak görüyorum. Neyi başarı olarak Ya Suriye görüyorsunuz? şimdi diyor ki Türkiye geldi uçağıyla, işte bizim karasularımızı, egemenlik haklarımızı, dikkat edin bu çok önemli bir kelime ve kavram. Egemenlik haklarımızı ihlal etti. Biz de egemenlik haklarımızı korumak için gerekeni yaptık diyor. Tamam mı? Saldırdık da demiyor, dikkat edin. Savunma amaçlı bir işte ateşleme oldu falan deniliyor. Normalde Suriye bütün dünyanın, Birleşmiş Milletler'in, İran, Çin ve Rusya hariç bütün dünyanın aslında ciddi bir şekilde eleştirdiği, rejimi eleştirdiği ama kendi iç problemlerinden dolayı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği içinde krizden dolayı çok fazla üzerine gidemedikleri ortamda çıktı ve dünyada da aslında sempati kazanmaya çalışan, saldırıya uğramış gibi görünen, hakları ihlal edilmiş gibi görünen bir ülke konumuna kendisini sunmaya başladı. Yani sanki burada mağdur bir ülke var ve bu da Suriye, ama tabii bu şunu gölgelemeye de yönelik bir olay. Yani dolayısıyla bu mesele Türkiye ile Suriye arasında mesele değil sadece. Evet, tabii ki Türkiye'nin uçağı düşürüldüğü için, iki tane pilotumuz kaybolduğu için bizim Suriye ile bizim aramızda bir mesele. Ama resmin daha büyük bir tarafı var. Ben hep bu konuda iddialıyım. Yani Suriye şimdiye kadar 15 bine yakın kendi insanını öldürdü. 100 bine yakın insan Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı ki bunların 40 bin tanesi bizim ülkemizde bugün misafirimiz olarak kalıyorlar. 1 milyona yakın Suriye'nin içindeki insan ya evlerinden edildi ya da çok ciddi bir şekilde sağlık problemleri, barınma problemleri ve güvenlik problemleri var. Bütün bu problemleri dünya konuşmuyor bugün. Ne Türkiye ne de bütün dünya, Suriye'de her gün 100 kişi ölüyor, bunu konuşmuyoruz biz. Bizim uçağımız düştü, evet tabii ki trajik bir olay bu. 2 tane pilotumuz kayıp, bu da çok trajik bir olay. Ve bütün dünya bunlar üzerine yoğunlaşmaya başladı. Ve bunlar üzerinden de bazı yerlerden bir savaş çığırtkanlığı oluşmaya başladı. Yani acaba NATO'nun 5. maddesi uygulanabilir mi? İşte Türkiye tekrar misilleme yapabilir mi gibi tartışmalar aslında Suriye'de olup bitenleri gölgeleyen, aslında perdeleyen bir boyuta geldi. Boyuta taşınmaya başladı.